Sema aç şu kapıyı. Ya lan bırakmayacak mısınız beni artık ya? Bırakmayacağız. En azından ben bırakmayacağım. Aç şunu hadi. Sefer git lütfen. Git buradan. Sefer defol git. Sema aç şu kapıyı. Sefer git buradan. Bak Sema aç şunu yoksa kıracağım bu kapıyı. Sefer buradan defol git. Ya, ya ne yapıyorsun ya? Yapmak istemediğim şeyleri yaptırmak zorunda mısın? Ya tamam anladık. Kızgınsın, hatta kırgınsın. Ne yapsan ne etsen yeridir. Ama babadan bahsediyoruz Sema. Bize bunca yıl babalık eden adamdan. Sordun mu niye yaptın, neden yaptın diye. Belki bilmediğimiz bir şey var, belki adam haklı. Haklı mı? Ya nasıl haklı dersin ya? Bunca yıl bunun için ne kadar uğraştığımı en iyi o biliyor. Haklıymış. Ya karşısına alsaydı, anlatsaydı, deseydi ki bak kızım şöyle şöyle oldu, şundan şundan oldu deseydi. Olay mı be kızım? Karşına geçip babanı ben mi öldürttüm diyecekti. Kolay mı sen söyle. Ya bak anlamadığın şu. Eğer baba söylemediyse mutlaka bir bildiği vardır. Demek ki daha hesap vakti gelmemiş. Ben bunları dinlemek istemiyorum tamam mı? Ben sebebini de öğrenmek istemiyorum. Onu da görmek istemiyorum. Ya seni hiç görmek istemiyorum. Çık. Defol buradan Sefer. Çık. Buradan ancak ölüm çıkar. Defol. Çık. Al. Sık. Senin için zor olmaz. Bana öyle babanı öldürmüşüm gibi bakıyorsun ya. Bakma. Sefer. Gitme. Beni gerçekten vurur muydun? Dürüst olayım mı? Babanın hayatıyla bir başkasının hayatı arasında seçim yapmak demek, benim için seçim yok demektir. Vururdum diyorsun yani. Sonra çok ağlardım ama. Sen de amma yufka yürekli çıktın be Sefer. Öyleyimdir ben. Hani Kadir İnanır'la Banu Alkan'ın bir filmi vardı ya. Kadir abi elektrikçi. Banu abla da yalılarda falan yaşıyor. Zengin kız fakir olan hesabı. Hani onların bir hasta çocukları vardı değil mi? Hah. Ya onun adı neydi ya? Şey, dur. Devlerin Aşkı. Hah. İşte ben o filmi izler izler ağlardım. Şaka lan şaka. Ben Bruce Lee hastasıydım. Öyle bir ara kendimizi karateye falan taktık işte. Karate salonlarından çıkmıyoruz. İşte kahverengi kuşak, siyah kuşakçılık falan. Ondan sonra bilardo salonları, ağır abi ortamları. Herkes böyle yengeç modeli falan. E tabii başımızda anne baba yok. Yol yordam gösteren yok. Kör topal yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bir anda hırgürün içine düşüverdik. Neyse ben de oturdum sana hayat hikayemi anlatıyorum ya. Ya sen şimdi harbiden hiç gelmeyecek misin? Ben ne olacağım peki? Günah değil mi bana? Senin aldığın her nefes günah desene. Neyse, ben tıraşı keseyim. Yolcudur Abbas. Görüşürüz. Bakarız.
Ne oldu Sema mevzu? Bir gelişme yok, aynı. Agalar, sürüden ayrılanı kurt kapar bilirsiniz. Sema da babanın her şeyini biliyor. Ne yapacağız? Ne demek istiyorsun oğlum sen? Dedem bir şey demek istemiyor. Adam doğru düzgün durum değerlendirmesi yapıyor. Yapmasın. Yapmayın. Sema'nın yerinde olsan sen ne yapardın? 30 sene yüzüne baktıktan sonra babanı ben öldürttüm dese ne yapacaktın? Aga ben Sema haksız demiyorum ki ya. Olayı bir de babanın tarafından değerlendirelim diyorum. Sonuçta bu kız kara kutu değil mi? Öyle. Öyle. Maazallah birisi kaldırsa kızı, dayasa kafasına silah, ne yapacağız? Ya bir susun ya. Beynimi başımı yediniz. Bir susun ya.